Arkadaşlar merhaba. 12. sınıfın modern fizik ünitesine Michelson Morley deneyiyle başlıyoruz. ÖSYM'nin sevdiği bir üniteye başlıyoruz. Bu ünitede işte Michelson Morley ile başlayacağız. Özel görelilik, siyah cisim ışımasına giriş, fotoelektrik olay, Compton. AYT'de bu üniteden en az 2 soru belki 3 soru çıkması genelde beklenir. Ve gençler bu üniteyle beraber fizikte bazı şeylerin tuhaflaşmaya başladığını göreceğiz. Şimdiye kadar öğrendiğiniz bazı şeylerin işe yaramadığını görmeye başlayacaksınız. Çünkü biz modern fizik ünitesinde küçük boyutlu cisimleri ve yüksek yüksek hızlı cisimleri incelemeye başlarız. Küçük boyutlu cisimlerden kastımız atom altı seviyedir. Elektronu, protonu, foton dediğimiz parçacığı incelemeye başladığınızda Newton'un bize anlattığı enerji denklemlerinin F eşittir MA'ların işe yaramadığını görmeye başlarız. Farklı fiziksel bilgiler kullanmak zorunda kalırız. Aynı şekilde hızımızı çok arttırdığımızda ışık hızına yaklaşan hızlardan bahsettiğimizde yine daha önce öğrendiğimiz kuralların işe yaramamaya başladığını görürüz. İşte o yüzden modern fizik diye başka bir başlık altında fiziği inceliyoruz. Bunu kesinlikle söylemek lazım. Nasıl yani hocam şimdi Newton fiziği diye anlattığımız klasik fizik yanlış mı yani? Hayır yanlış değil. Fiziğin belli bir alanını çok doğru bir şekilde anlatıyor. Fakat fizik çok daha geniş bir alan. Çok daha geniş bir alanı açıklayabilmek için işte kuantum teorisi dediğimiz, görülük teorisi dediğimiz kısımları da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Newton fiziği yanlıştır demek olmuyor. Bu sadece bütün fiziği açıklamakta yetersiz kaldığı anlamına gelebilir. Evet Michelson-Morley deneyiyle başlayalım. Bunlar iki tane bilim adamı Albert Michelson ve Edward Morley 1861 yılında gençler Maxwell dediğimiz bilim adamı ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu teorik olarak ispatladı. Biliyorsunuz TYT dalgalar ünitesinde biz dalgaları ikiye ayırıyoruz. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar diyoruz. İşte mekanik dalgalar yayılmak için ortama ihtiyaç duyan dalgalardır diyoruz. İşte yay dalgaları adı üzerinde yayılmak için yay ortamına ihtiyaç duyar. Su dalgaları suya ihtiyaç duyarlar. Zaten dalganın ismi yayıldığı ortamdan kaynaklanıyor. İşte deprem dalgaları toprakta yayılır, yer kabuğunda yayılır. Dolayısıyla ortama ihtiyaç duyuyorlar. Ama elektromanyetik dalgalar ortama ihtiyaç duymaz deyip geçiştiriyoruz. Fizikçiler bunu çok kolay kabul edemediler. 1861'de Maxwell ışık elektromanyetik bir dalgadır dediğinde dediler ki o zaman bu dalga neyin içinde yayılıyor? Şimdi güneşten ışık geliyor dünyaya. Bu ışık uzaydan geçip geliyor. Uzay dediğiniz şeyde katı ortam yok. Sıvı ortam yok. ihmal edilebilecek boyutta hatta neredeyse yok diyebileceğimiz gaz ortamda yok. Bu ışık neyin içinde yayılıyor? Ve fizikçiler o tarihlerde kesinlikle bir ortam olması gerektiğini düşündüler ve o ortamın ismine eter dediler. Yani uzayı kaplayan, dünya dahil bütün evreni kaplayan eter denilen bir ortam var. Biz bunu gözümüzle göremiyoruz, hissedemiyoruz ama deneysel olarak ispatlayabiliriz deyip çeşitli deneyler yaptılar ve genelde başarısız oldular. En meşhuru bunlardan en meşhuru, en hassası daha doğrusu, Michelson ve Morley'in yaptığı deneydir. Bu deneyin amacı ışığın yayıldığı ortam olan eterin varlığını ispatlamaktır. Bakın bu direkt kazanım. Bu deney niye yapılıyor diye soruyorlar kazanımlarda. Diyeceksiniz ki Michelson-Morley deneyi ışığın yayıldığı ortamın var olduğunu ispatlamak için yapılmıştır. Deneyin temel mantığı şu. Eğer dünya bu eter ortamında dolanıyorsa bu ortamı dalgalandırıyor demektir. Yani eter ortamı dalgalanıyor demektir. Hatta bunun bir benzetmesi var. Suya atılan bir taşın su ortamında dalgalanmalara sebep olması gibi. Dolayısıyla bu dalgalanma ışığı etkilemeli. Bu şuna benziyor. Bir su dolu kap düşünün. İşte o su dolu kabın içerisine ben parmağımı soktum, çıkarttım. İşte dalgalanmalar oluşturdum. Şimdi bu dalgalanmalar bu tarafa doğru giderken siz bunun ters tarafına gitmeye çalış bir cisimseniz mesela yüzmeye çalışıyorsanız oraya doğru e ne olur bu dalgalar sizi yavaşlatır veya tam tersi mantık dalgalar bu tarafa doğru giderken su dalgaları bu tarafa doğru giderken siz de onunla aynı yönde yüzmeye çalışırsanız bu sizi hızlandırır. Kısacası bu dalgalanmalar sizi etkiler. Michelson ve Morley de dediler ki dünya eterin içerisinde böyle dolanıyorsa bir dalgalanma oluşuyordur ve ışık dediğimiz şey de bu eterin içinde yayıldığı için bu dalgalanmalardan etkilenir. Işığın hızı artar veya azalır. İşte deney tamamen bu mantık üzerine kuruldu. Şu an gördüğümüz şey deneyin şematik gösterimi. Burada bir ışık kaynağımız var. Şu ortada çapraz duran şey gençler yarı geçirgen ayna. Ne demek yarı geçirgen ayna? Üzerine düşen ışığın yarısını geçiriyor ve yarısını da yansıtıyor. Burada tam yansımalı bir aynamız var. Yani üzerine düşen ışığın tamamını yansıtıyor. Aynı şekilde burada da tam yansımalı bir aynamız var. Ve burada da bir ekranımız var. Aslında bir dedektörümüz var. Bu üzerimize düşen ışığı algılamamızı sağlıyor. Bu deneyin çalışma mantığı nedir? Şudur. Buradan ışığı gönderdim. Işık geldi. Yarı geçirgen aynanın üzerinde. Yarı geçirgen ayna adı üzerinde. Yarısını geçirecek, yarısını yansıtacak. Buradan yarısını geçirdi. Şuna bir numara diyelim. Bir numaralı ışın geldi. Çarptı. Burası tam yansımalı ayna. O yüzden tamamen geriye yansıdı. Tekrar yarı geçirgene geldim. Ne olacak? Buradan bir kısmı geçecek. O geçeni biz ilgilendirmiyor. Bir kısmı yansı yansıyacak. Dolayısıyla bir numara buraya dedektörün üzerine geldi. Şimdi bu ışık geldiğinde biz geçeni konuştuk. E bir de yansıyan kısmı vardı. Bu ışık geldi bir kısmı yansıdı. Buna da iki numara diyelim. İki numara geldi. Bu aynaya çarptı. Tamamen geriye yansıdı bu iki numara. Tekrar yarı geçirgene geldi. İşte bir kısmı yansıdı bir kısmı geçti. Bizi geçen kısmı ilgilendiriyor. Bu da geldi buraya düştü. Aslında deney şunu yapmış oldu. Ben buradan bir ışık gönderdim. Bu ışığı parçaladım. Bir yerlerde yansıttım. Sonra o parçaları tekrar topladım, birleştirdim ve buraya düşürdüm. Şunları vurgulamak lazım. Şu mesafe ile gençler buradaki mesafe eşit. Yani burada ışığın kat ettiğini düşündüğümüz yollar aslında eşit yollar. Yani bu parçalar eşit yollar kat ediyorlar. Eğer eter dediğimiz şey yoksa ne olur? Eter dediğimiz şey yoksa buradan gönderdiğim ışığın bir numaraya ve iki numaraya ayrıldı. Yansıdılar. Tekrar geri geldiler. Aynı mesafeleri kat ettikleri için e, da sabit olduğu için bunlar aynı anda çarpıp aynı anda geri gelirler. Sonra aynı anda buradan yansırlar ve aynı anda buraya düşerler. Yani bir senkronizasyon olur. Buradaki ekran üzerinde bir girişim saçağı oluşacak. Çok detayına girmeyeceğim ama o girişim saçağı bunların aynı anda bize düştüğünü söyleyecek ben onların aynı anda düştüğünü anlayabileceğim ama eter denilen şey varsa Bunların aynı anda düşmesi mümkün olmaz. Niye? Bir kere biz dünyanın şu yönde döndüğünü hayal edelim. Yani sanki bu sistem dünya ile beraber böyle sağ tarafa doğru gidiyormuş gibi hayal edelim. Michelson ve Morley diyor ki eğer dünya bu yönde gidiyorsa, bu deney düzeneği sağ tarafa doğru gidiyorsa uzayda, yani eter ortamının içerisinde o zaman ne olacaktır? Tam tersi yöne doğru bir eter rüzgarı hissedeceğiz. Buna eter rüzgarı deniyor. O ne demek hocam? Şuna benziyor. Ben şu an içinde bulunduğum odada havayı hissedebiliyor muyum? Hissetmiyorum ama ben bu odada koşmaya başlarsam işte saçım uçmaya başlar. Yüzümde bir rüzgar hissederim. Veya arabada gidiyorum. Camı açtım. Elimi dışarı çıkartırsam hava hareketsiz bile olsa o ortam içinde biz hareketli olduğumuz için elimizde bir rüzgar hissederiz. Bu mantıkla düşünebileceğimiz işte dünya sağ tarafa doğru gidiyorsa bu eter ortamında o zaman biz sol tarafa doğru eter rüzgarını hissederiz. İşte bu hız buradaki ışığı etkiler. Nasıl yani? Şöyle örneğin bir numarayı düşünelim. Bir numara bu tarafa doğru giderken yani sağa doğru giderken tam tersi yönde etere maruz kalacağı için sağa doğru giderken yavaşlar gençler. Buraya çarpıp geri yansıdığında artık bakın sola doğru gitmeye başlayacak ışık. E, eter de sola doğru dolayısıyla artık hızlanacak. Buradaki ışığın gidip gelme süresinin bir matematiksel hesabı var. Eter olmadığındaki gidip gelme süresiyle eter olduğundaki gidip gelme süresi farklı. Burada eter varsa ışık orijinal hale göre geç kalacaktır. 2 numaralı ışın ise buradaki eter rüzgarından süre olarak etkilenmez. Neden? Çünkü buradaki ışık yukarıya gidiyor, sonra aşağıya iniyor. Yani eter rüzgarı ise yatayda. Dolayısıyla rotası değişecektir fakat süre olarak etkilenmeyecektir. Şuna benzetebiliriz bunu da. Örneğin nehirde hareket konusunu hayal edin. Nehirde harekette karşıdan karşıya geçerken Akıntı ne kadar güçlü olursa olsun bizim karşıya geçme süremizi etkilemiyordu. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Evet buradaki ışığın rotası dümdüz gidip dümdüz gelme olmayacaktır. Eter rüzgarı onu saptıracaktır ama süreyi etkilemeyecektir. Dolayısıyla gençler bunun süresi sabittir. Şunu fark etmiş olmanız lazım. Eğer eter varsa senkronizasyon bozulur. Niye? Çünkü bunlar buraya aynı anda geldiler. Bir kısmı geçti bir numara bir kısmı yansıdı iki numara. Bir numara eter yüzünden geç kalacak bu noktaya geri gelmek için. iki numara ise etkilenmeyecek. Yani iki numara daha erken gelecek. Dolayısıyla buraya iki numaranın daha erken çarpacağını bir numaranın daha geç çarpacağını yani bir senkronizasyon farklılığı olacağını burada oluşacak olan girişim deseninden anlıyorum. Dolayısıyla Michelson Morley bu deneyi tasarlarken dediler ki çok inanıyorlardı zaten eter diye bir şey kesin var. Biz burada bunların senkronize olmayan bir şekilde düşeceğini ona göre bir girişim deseni oluşacağını düşünüyoruz ve buna eminiz dediler. Ne oldu sizce? Oluşmadı. Yani buradaki girişim saça ikisinin de aynı anda düştüğünü gösterdi. Dediler ki acaba dünyanın dönüş yönünü farklı mı düşünmeliyiz? Yani ben burada sağ taraf, burada sağ tarafa doğru çizdik ama acaba dünya şu yönde mi hareket ediyor uzayın içerisinde dolayısıyla eter rüzgarını böyle mi düşünmeliyiz dediler ve bu sistemi çevirdiler. Bu sistemi çevirip şu hale getirmeye çalıştılar. Bu kurdukları düzenek dönebilen bir sistemdi. 90 derece çevirdiler. Bir daha deneyi yaptılar. Yine bir senkronizasyon farkı görmediler. Biraz daha çevirdiler. Bir daha baktılar. Yine görmediler. Acaba yılın farklı zamanında yapsak değişir mi dediler? Çünkü yılın farklı zamanında ne olacak? Dünya Güneş'in etrafında döndüğü için şuradaki dünyanın hız vektörü ile 6 ay sonraki hız vektörü aynı değil. 6 ay sonra deneyi tekrarladılar yine senkronizasyon farkı görmediler. Farklı tarihler, farklı coğrafyalar, farklı mevsimler, farklı kıtalar hepsini denediler gençler. Hiçbirinde şurada senkronizasyon farkı çıkmadı. Bir numara ile iki numaraya buraya aynı anda düştü. Bu sonuç iki şekilde mümkündür. Ya dünya uzayda hareket etmiyor, hareketsiz duruyor ki bu mümkün değil. Ya da eter diye bir şey yok. Bir imkansız olduğuna göre iki numara bu deneyin sonucudur. Yani eter diye bir şey yoktur gençler. Bu deney tarihteki en meşhur başarısız deney olarak geçer. Eterin varlığını ispatlamak için kurulmuştur fakat eterin var olmadığını bize kesin olarak söylemiştir. Bununla ilgili bir animasyon görelim. Evet şu an Michelson Morley deney düzeneğini görüyorsunuz. Bu yarı geçirgen ayna, bu tam yansımalı ayna, bu da tam yansımalı ayna. Bu da ışığın düşeceği, senkronize mi, senkronize olmayan bir şekilde mi düşeceği ekran. Şimdi ışığı dalga olarak düşünüyoruz çünkü Maxwell öyle söyledi. Elektromanyetik bir dalga. Dolayısıyla ışığı buradan dalgalar halinde gönderiyoruz. Başlatalım. Bakın ışık dalgalar halinde yarı geçirgen aynaya geliyor. Bir kısmı geçecek, bir kısmı yansıyacak. Bakın şu geçen kısım, şu yansıyan kısım. Bunlar tam yansımalı aynalardan geri dönecekler, geri yansıyacaklar. Buradaki renklerin bir önemi yok sadece ayırt etmek için. Kırmızı olan ve mavi olan benim bir numaram, iki numaram gibi düşünebilirsiniz şu an üst üste bindiler. Bakın şu an eterin olmadığı varsayılarak bu animasyonu izliyoruz. Eğer eter diye bir şey yoksa ışığınızı başka bir şeyden etkilenmiyorsa gördüğünüz gibi üst üste bindi dalgalar. Yani tepe kısımlarıyla çukur kısımları üst üste bindiler. Dolayısıyla biz bunu TYT dalgalardan biliyoruz. Tepeyle tepe daha büyük bir tepe. Çukurla çukur daha büyük bir çukur elde etmemizi sağlar. Yani birbirini güçlendirirler. Dolayısıyla buradaki ekrana birbirini güçlendirmiş bir ışığın düştüğünü görürüz. Yani senkroniz olma durumunu böyle anlıyoruz şimdi eğer eter varsa işte bu görüntü Şuradaki mavi çizgiler eteri temsil ediyorlar eter rüzgarını temsil ediyorlar eterin şu an sola doğru eter rüzgarının sola doğru olduğunu hayal edersek ne olur aynı dalgaları bir daha göndereceğiz bakın eter ışığı etkiliyor sola doğru kaydırıyor bunun buraya doğru giderken hızlı gitmesini geri dönerken daha yavaş gelmesini sağlıyor bir senkronizasyon farkı olması gerekir Eğer eter varsa Eter yoksa bunlar üst üste biniyorlardı ve burada parlak bir ışık elde ediyorduk ama eğer eter Yeter varsa senkronizasyon farkı oluşursa tepe ile tepe denk gelmeyebilir. Çünkü öbürü geç kaldı. E biri geç kalırsa ne olur? Normalde tepe ile tepe denk gelip birbirini güçlendiriyordu. Şimdi tepe ile öbürünün çukuru denk gelebilir. Tepe çukur üst üste gelirse ne olur gençler? Birbirlerini söndürürler. Dolayısıyla burada bir karanlık elde ederiz. İşte bu da arada bir senkronizasyon farkı olduğunu bize gösterir. Animasyonda onu gösteriyor. Bakın tepe çukur gelince karanlık, tepeyle tepe olunca aydınlık. E Michaelson-Morley burada karanlık beklediler ama her seferinde ne gördüler? Aydınlık gördüler. Bu da eterin var olmadığını ispatladı. Michaelson-Morley deneyinin yapılış amacını açıklayınız. Böyle bir soru çıkabilir çünkü bu direkt kazanım dediğim gibi, bu gençler eterin var olduğunu ispatlamak için oluşturulmuş bir deney. Şunu da söylemek lazım. Ders kitabında buna çok rastlamadım ama bir de şöyle bir amaç vardı. Eter bir problemi daha çözecekti. Biliyorsunuz hareket göreceli. Kişiden kişiye göre değişir. Örneğin bir araba hayal edelim. Bu arabanın sağa doğru gittiğini söylüyoruz. E kime göre sağa doğru gidiyor? Arabanın içindeki gözlemciye göre sağa doğru gitmiyor. Kenarda duran adama göre sağa doğru gidiyor. Peki kenarda duran adamın kenarda durduğunu kim söylüyor? Yanında duran adam söylüyor. Yani bu gözlemciye göre bu duruyor. Halbuki Dünyaya dışarıdan bakan birisi, örneğin ay'dan dünyayı izleyen birisi bu adamın da, bu adamın da hareketli olduğunu söyler. Yani hareket kişiden kişiye göre değişir. Bu TYT hareket konusu zaten. Bizim kesin ve net olması gerektiğini düşünen bilim adamları için bu da biraz rahatsız edici. Dediler ki öyle bir şey olmalı ki mutlak referans sistemi olmalı. Yani her şeyi o referans sistemine göre açıklayabilmeliyiz. İşte Ether bu problemi de çözüyordu. Bütün uzayı kaplayan, durgun olan, her şeyin ona göre yorumlanabileceği bir mutlak referans sistemi, mutlak gözlemci olarak düşünülüyordu. Fakat bu da boşa çıktı çünkü eterin var olmadığını bu deney ispatladı. Michelson Morley deneyi ışık ile ilgili önemli bilgiler açığa çıkarmıştır. Buna göre hangileri bu deneyin sonuçlarındandır? Eter ortamının var olmadığını bulduk. Işık hızı kaynağın hareketine bağlı değildir. Bütün deneyi size anlattım. Kaynakla ilgili, kaynağın hareketinin ışığı etkilemesiyle ilgili bir şey söylemedim. Bizim tek konuştuğumuz dışarıdan bir etki olan eterin ışığın hızını etkileyip etkilemediğiydi. Bununla ilgili bu deney herhangi bir şey söylememiştir ve herhangi bir sonuçta bununla ilgili yok. Işık boşlukta da yayılabilir. Evet bu deney eter ortamının olmadığını ispatladı. Dolayısıyla mecburen ışığın boşlukta yayılabildiğini kabul etmek zorundayız. Sorunun cevabı 1 ve 3'tür. Michelson-Morley deneyi sonucuna göre eter hipotezinin geçerli olmadığı ispatlandı. Doğrudur. Boşluktaki ışık hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahip olduğu ortaya konuldu. Evet onu etkileyen hiçbir şey olmadığını söyledik. Işık ışığın yayılmak için hiçbir ortama gerek duymayan bir elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu da doğrudur. Az önceki soruya çok benziyor ama zaten dediğim gibi bu konuda çok fazla soru sorulabilecek bir alan yok. Soru çıkarsa bu konuyla ilgili ya deneyin sonucunu sorarlar ya da yapılış amacını sorarlar. Bu deneyin bizim için bir önemi daha var aslına bakarsanız. O da bizi Einstein'la tanıştırmasıdır. Einstein bu Michelson-Morley deneyindeki sonuçlardan biri olan ışığın hızının her yerde, her yönde aynı olduğu fikrini farklı bir şekilde yorumlayacak ve bize özel görelilik teorisini verecek. Bir sonraki konumuz da o olacak. İkisini birleştirmek istemedim çünkü özel görelilik biraz vakit alabilir. Uzun bir video olsun istemedim. O yüzden bu Michelson Morley'i farklı bir videoda anlatmak istedim. Bir sonraki videomuz özel görelilik üzerine olacak. Takıldığınız yerler varsa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.